olmadı. Yapamadım. Yani bir türlü kıramadığım, beni engelleyen bir şey vardı. Zaten neyin var neyin yoksa bu oyunda kaybettim. O zamanlar işler pek de istediğim gibi gitmiyordu. Misket oyunu hayatım için önemli bir eşikti. Ve ben o eşiği hiçbir zaman aşamadım. Üstelik her defasında gözümü dört açmama rağmen. Dört açmak derken gözünüzün biri kapalıydı değil mi? Başarılı bir atış yapmak için iki önemli bilgiye ihtiyacınız var. Bunlardan ilki atış yapacağınız mesafeyi hesaplamak olmalı. İkincisi ise doğrultuyu, yani hizayı belirlemek. Küçükken bu bilgilere sahip olmuş olsaydım eminim çok daha mutlu bir çocukluk geçirirdim. Sen kendine dert edecek başka bir şey bulurdun. Anne, kayıttayız. Sanırım annem benimle aynı fikirde değil. Yine de tek gözümüz kapalıyken neden daha başarılı hedef aldığımızı size anlatmaya çalışayım. Şimdi televizyonun tam karşısına geçmenizi ve sağ elinizin parmaklarıyla bir çember yapmanızı istiyorum. İşte bunun gibi. Şimdi de sol gözünüzü kapatıp sağ gözünüzle çemberin içinde beni tam ortaya getirmenizi istiyorum. Evet, şu an tam hedefte olduğuma eminim. Nasıl? İyi görünüyor muyum? Süper. Şimdi de sağ gözünüzü kapatıp sol gözünüzle bana bakmanızı istiyorum. Şimdi neredeyim? Çemberin içinde olmadığıma eminim. Bunun bir kamera iyisi olmadığından emin olabilirsiniz. Sol ve sağ gözümüzün gördüğü görüntüler birbirinden farklıydı. Sağ gözünüzle beni çembere yerleştirdiğinizde muhtemelen böyle bir görüntü oluştu. Sol gözünüzle baktığınızdaysa çemberin dışındaydım. Doğrultuyu tek gözümüz kapalıyken en uygun şekilde belirleyebiliyoruz. Fakat iki gözümüz arasında küçük bir uyuşmazlık olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Biraz sağda duruyorsun. Hayır, sen biraz solda duruyorsun. Biraz buraya gel. Ben niye giriyorum ya? Sen biraz buraya gel. Bırakın kavga etmeyi. Gözlerimiz doğrultu belirleme konusunda tek başınayken daha başarılı olabilir. Ama iş mesafeyi belirlemeye gelince takım olarak çalışmaları gerekiyor. Hadi ben bunu açıklarken siz de sarılıp barışın bakalım. Beynimiz doğrultu belirlerken tek gözümüzü, mesafe belirlerken iki gözümüzü kullanır. Beynimizin nesneler arasındaki mesafeyi ölçme yeteneği biyolojinin alanı. Fakat izlediği yolu size matematikle açıklayabilirim. Anlamadım. Yok bir şey ya, çekirdeker misin? Yok, teşekkür ederim. Ne diyorduk? Heh, izlediği yolu ölçerken size matematikle açıklayacaktım. Affedersiniz, siz bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? İddialı insanları severim. Nasıl? Yani bu açıklamayla yetmez. Gelin bunu test edelim. İkimizin buradan Kız Kulesi'ne olan mesafesini hesaplayabilir misin? Elbette.
Bak alırım bir külah çekirdeği. Bir dakika. Şimdi bilimi böyle bir şey için kullanmak... Ya böyle bir iddia için. Şöyle yapalım. Bir iddia olmasın bu. Eğer bilirsen ben sana çekirdek almayayım. Eğer bilemezsen sen bana çekirdek al. Anlaştık. Şimdi siz şurada durun. Sağınıza alayım biraz sizi. Hayır, kendi sağınıza. Bir dakika, biraz sol, biraz sağ. Şimdi biraz solunuza alayım sizi. Kendi solunuza. Gel. Yavaş. Gel. Tamam. Ne tamam? Şimdi Kız Kulesi'nin tam karşısındasınız. Sıra bende. Sıkı tutunun. Şu an size muhteşem bir bilgi vereceğim. Hazır mısınız? Karşınızda sinüs teoremi. Yani nesnelerin uzaklığını bulmamıza yardımcı olacak formül. Sinüs teoremini kullanarak diğer kenar uzunluklarını da bulabiliriz. Böyle söyleyince karışık gelebilir. Merak etmeyin, görevimin başındayım. Az sonra sizin için konuyu sadeleştirip eğlenceli hale getireceğim. Şimdi bir üçgene ihtiyacım var. Bu bir dikdörtgen. Şimdi elimde iç açılarını bildiğim bir üçgenim var. Şu dik gelen kısmın açısı 90 derece. Burası 30, şurası da 60. Biliyorum biraz küçük bir üçgen ama göreceksiniz boyundan büyük işlere yarayacak. Bu sırada siz biraz yukarıdan bakıp ne yapmaya çalıştığımı anlayabilirsiniz. S noktası benim küçük üçgenimle hiza aldığım yer. Ç noktasındaysa çekirdek seven abimiz duruyor. Onun tam karşısındaysa K noktası, yani meşhur Kız Kulesi bulunuyor. Kağıttan yaptığım üçgen sayesinde bu üçgenin iç açılarını da belirleyebiliyorum. Artık büyük üçgenin iç açılarını biliyorum. Geriye sadece üçgenin taban kenar uzunluğunu ölçmek kalıyor. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ya sen Kız Kulesi'ne olan uzaklığımızı ölçtün, emin misin? Eminim. Hatta ölçtüm bile. Bak şimdi, elimizdeki üçgen 30-60-90 üçgeniydi. Şu taban uzunluğunu da 100 adım kabul edersek, 30-60-90 üçgeninden bulunduğumuz yere Kız Kulesi'nin uzaklığı 173 adım eder. Benim adımlarımda ortalama 1 metre ise 173 metre eder. Vallahi doğru. Size gündelik hayatın bilimi programının sunucusu olduğumu söylemiş miydim? Matematiğin hayatı kolaylaştırmak gibi tatlı huyları var. Dikkat etmemiz gereken tek şey bilgiyi doğru yerde kullanmak. Test kağıdı üzerindeki şekilleri ve sayıları yorumlamak eğitim hayatının olmazsa olmazı olabilir. Fakat daha da önemlisi bu bilgileri gündelik hayatın içinde işe yarar hale getirmek. Sahi siz doğru cevabı nereden biliyorsunuz? Buradan. Buyur. Zihin açar, muhabbet yapar. Teşekkür ederim. Ama eklemeden geçemeyeceğim. Bu çekirdek sevdanız ufkumu açtı. Bak. Bu zaman da tam istavrit zamanı. Pisagor. Yok, Pisagor değil, istavrittir o. Yok efendim, Pisagor benim balığım. İstavrit de benim balığım. Var mısın bir iddiaya? Kara delik gibisiniz efendim. Cevap verdikçe insanı yutan bir mizacınız var. Benim acil gitmem gerekiyor. Teşekkür ettim. Bir nesne gözünüzle aynı doğrultuda değilse ya da mesafeyi hesaplayamıyorsanız muhtemelen verdiğiniz kararlar hakkında hiçbir zaman emin olamayacaksınız. Mesela kurduğumuz üçgen bazı dış etkenler sayesinde değişime uğrayabilir ve bizi yanıltabilir. Mesela Pisagor bu konudan epey şikayetçi. Öyle değil mi Pisagor? Pisagor çok obur bir balık. Ama öyle surat asma. Siz bir de onu o sevdiği yosunlu yerlerden yerken görmelisiniz. Ama böyle iri görünmesinin sebebi yosunlu yemler değil. Hadi gelin bir de yakından bakalım. Pisagor. Gel buraya. Pisagor.
Küstün mü? Pisagor, suyunu değiştirmemi ister misin? Evet dediğini duyar gibiyim. Hop. İlk bakışta onu kolayca yakalayabileceğimi düşünüyor olabilirsiniz. Benim gibi yetenekli bir sunucu için onu yakalamak zor olmasa gerek. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü akvaryumda bizi yanıltan bir durum var. Işık, havadan ya da sudan geçerken doğrultusu belirli bir açıda değişir. Ama biz ışığın gözümüze geldiğinde kırılıp kırılmadığını bilmediğimizden hep aynı doğrultuda geldiğini düşünürüz. Örneğin, Pisagor'a ön ve yan camdan baktığımızda sanki iki farklı Pisagor görürüz. Ne demiştik? Işık sudan geçerken doğrultusu belirli bir açıda değişiyordu. Gözümüze gelen ışığın hep aynı doğrultuda geldiğini düşünüyoruz. Bu durum Pisagor'un bize daha yakın olduğunu ya da daha büyük olduğunu düşünmemizi sağlıyor. Yani aslında yanılıyoruz. Gördüğünüz gibi Pisagor normal boyutlarında ve oldukça sağlıklı görünüyor. Yanılsama, gözümüz ve nesneler arasındaki mükemmel üçgenimizin beynimize hatalı olarak ulaşmasından kaynaklanıyor. Üçgenleştirme ya da sinüs teoremi sadece gözümüzün işine yaramıyor. Hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran GPS sistemi de benzer bir sistemle çalışıyor. Şu kırmızı nokta bizim olduğumuz yeri gösteriyor. Merhaba! Hazırsanız bir koşu dünya yörüngesine kadar çıkmamız gerekiyor. Sizce de fazla yüksek değil mi? Neyse, iyi bir sunucu bu tür güçlüklere göğüs germeli. Ne diyorduk? GPS. Yani küresel konumlandırma sistemi dünya yörüngesindeki uydulardan yararlanıyor. Eski çağda yön tayini için yıldızlardan yararlanıyorduk. Günümüzde ise dünya yörüngesinde dolaşan uydular kullanılıyor. Gördüğünüz gibi hala bir şekilde gökyüzüne bağımlıyız. Tıpkı yıldızlar gibi günün her dakikası uyduların tam konumları belirlenebiliyor. Bu gezgin cihazlar birbirlerinin konumları ve aralarındaki mesafeyi bildiği sürece o an yeryüzünde bulunduğumuz konum bilgisi belirleniyor. Ya da bizi ulaşmak istediğiniz yere yönlendiriyor. Tüm bu karmaşık sistemin temelinde aslında üçgenleştirme ve sinüs teoremi olduğunu söylemiş miydim? Canım matematik! Tam bir süper kahraman! Üçgenleştirme ya da sinüs teoremi hakkında pek fazla bilgimiz olmasa da matematiğin hayatın pek çok alanında karşımıza çıktığını görebilirsiniz. Hepimiz farkında olmadan gündelik hayatın içindeki matematikten yararlanıyoruz. Eğer farkında olarak kullanırsak matematikle hedefe çok daha kolay ulaşacağınıza emin olabilirsiniz.